Arabam ve Ben kanalından herkese merhabalar. Malum virüs var. Dolayısıyla evlerimizdeyiz, dışarıya çıkamıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamaları var. Kısıtlamalar bittiğinde dışarıya çıktığımızda araçlarımızla ilgili bazı şeylerle karşılaşıyoruz. İşte aküsü bitiyor. Lastikler iniyor. İndiğimizde arabaya maalesef işte böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Şimdi hemen kısa bir video çekeceğim. Lastiği nasıl değiştirebiliriz? Yani lastik değiştirmeyi bilenler zaten hani videoyu devamını izlemeyebilirler ama bu genel itibariyle hanımların yaşadığı bir şey. Lastik değiştirme konusunda bir eksiklik oluyor. Şimdi videoyu da hanımım kaydediyor. Dolayısıyla o da görmüş olacak. Bilgilerini pekiştirmiş olacak. Hemen başlayalım. Evet, stepnemiz burada. Kirikomuz burada, bijon anahtarımız burada. Şimdi bunları çıkartalım ve hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Ben eldivenlerimi takıyorum. Arabanızda böyle bir eldiven bulundurmanızda yarar var. Herhangi bir bu marketlerde satılan ameliyat eldivenlerinden de olabilir. Çünkü böyle bir şeyin yolda başınıza geldiğini varsayarsak balata tozu çok sağlıklı değildir. Yolda elinizi yıkama fırsatınız da olmayacak lastiği değiştirirken. O yüzden bunlardan bir çift yedek lastiğin yanına koymanızda yarar var. Evet, çıkarttık. Şimdi şöyle bir aparatımız var. Bu her araçta olmayabilir. Bazı araçların bijon kapaklarının üzerinde plastik parçalar var. Bu onları çıkartmaya yarıyor. Dolayısıyla bu ne diye düşünebilirsiniz görünce. Evet, şimdi yaklaşalım. Gördüğünüz gibi buradan içine girdiğinde şuralara takılıyor ve çekip çıkartıyoruz. Çok basit bir işlem. Evet, bijon anahtarımız bizim kırıldı. Bu kaynaklı olan bijon anahtarları kaynak yerinden kırılma ihtimali oluyor. Sıkışmış, uzun süre açılmadığı için bijonlar. Dolayısıyla hemen diğer arabanın bijon anahtarını aldım. Onunla sökmeye başlayacağız. Şimdi bijonlar sola doğru açılıyor. Sola doğru açılıyor, sağa doğru sıkılıyor. Dolayısıyla şu aşamadayken sola doğru ayağınızla bastırarak açabilirsiniz. Bunu bir kere gevşettikten sonra zaten şeyleri hızlı bir şekilde çevirerek, yani tabii ki aynı vidayı hızlı bir şekilde çevirerek açabilirsiniz. Hemen lastiği sökme kısmına geçelim. Şimdi ben burada arabayı kirikoya almadan vidayı gevşettim, fakat vidayı kesinlikle çıkartmıyoruz kirikoya almadan. Sadece gevşetiyoruz, çünkü kirikodayken o kadar güç uygulamak, bunu çektiğinizde kiriko devrilebilir. Allah korusun, son vidayı çıkarttığınızda denk gelir. Çekersiniz, düşer. Astarı yüzünden pahalıya gelir. Dolayısıyla vidaları sadece o sertliğini alıyoruz. Bir tane gevşettikten sonrası üzerinde kalıyor. Arabayı kirikodayken vidaları gevşeteceğiz. Kirikoyu da hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde yere sabitleniyor. Şu kısmı, şimdi birazdan göstereceğim. Şu kısmı arabanın, her arabanın çamurluk taraflarında altında, marşpiyerin altında yer var. Oraya oturtuyoruz. Belli bir yüksekliğe geldikten sonra bunu oraya koymakta fayda var. Şöyle gösterelim, bir yaklaşalım. Şu kısım en çok yapılan yanlış. Marşpiyere bunu böyle buraya koymaktır. Sakın. Bunu buraya koymayın. Bunlar plastik oluyor mesela, oradaki arabanın plastik. Arabanın bir küsür tonluk yükünü kaldırabilecek ağırlıkta değil buralar arabanın. Dolayısıyla aracın altında çekmeye çalışayım, hemen ben alayım. Şöyle size göstereyim. Şimdi bahsettiğim şu kısım, gördüğünüz gibi marşpiyerin dayanıksız olan kısmı. İçinde metal olan parçalar var. Zaten kafanızı eğip baktığınızda şu metal olukları göreceksiniz. Oraya koyuyoruz. Kesinlikle kirikoyu oradan başka bir yere koymuyoruz. Evet, gösterdiğim yere kirikoyu, şu kısmı sabitleyerek, çevirerek açıyoruz. Kirikoyu da sağa doğru çevirerek açıyoruz. Koymadan önce birazcık açarsanız daha rahat olur. Çünkü yerde onu döndürmek çok kolay olmuyor. Şimdi hemen koyalım. koyalım ve koyduktan sonra arabamızı kaldıralım. Evet, yere koyduk, yani yerine koyduk kirikomuzu ve çevirerek aracımızı kaldırıyoruz. Kirikonun zemininin düz olmasına dikkat etmemiz lazım. Zemin kayan, toprak, yamuk olmamalı. Çünkü arabanın dengesini bozuyoruz. Yani kaldırıyoruz arabayı ve tekerlek yerine şu küçücük demir parçası şey yapıyor, tutuyor. Bir diğer husus, aracın el freninin çekili ve viteste olmasına dikkat ediyoruz. Tabii otomatik arabalar için de vites park konumunda olmalı ve el freni tamamen çekilmiş olmalı. Şimdi lastiği şu an çıkartabiliriz ama takacağımız lastiği de düşünerek birazcık daha kaldırmalıyız. Evet. Şimdi bijon anahtarıyla kalan bijonlarımızı, gevşettiğimiz bijonları yerinden çıkartacağız. Bijonu şuradan tutup çekerken zorlanırsanız, yani şu sizi zorlarsa, eğer bijonunuz boru şeklindeyse içine şunu sokarak daha uçtan tutup çekerseniz çok daha rahat açıldığını göreceksiniz. Bijonlarımızın hepsini çıkarttık. Bu lastiği böyle tutup çektiğimiz gibi gelmeyecektir. Lastiğin bir tarafından vuracağız. Yani tekme atmak daha şey olabilir. Tekme attıktan sonra bir yoklayın. Çıkmadıysa tekrar. Bakın yamulmaya başladı ve çıkarttık. Yani lastik oraya sıkışmış oluyor. Ancak vurarak çıkartabilirsiniz. Evet. Hemen bakıyoruz. Aracımızı daha yükseltmemiz gerekiyor. Şimdi lastiğimizi buraya oturtuyoruz. Göbek oturuyor. Bijon deliklerini görüyoruz. Gördükten sonra bijonları el ile takmaya başlıyoruz. Şimdi burada bir yaklaşalım. Şimdi burada dikkat etmemiz bir gereken husus, bijonları böyle sırasıyla değil veya ters sırasıyla değil, çapraz bir şekilde takmaya çalışın. Böylelikle altlı üstlü lastik yerine eşit bir şekilde oturmaya başlar. Yani buradan bunu taktıysanız, tabi bu 5 bijon olduğu için bu jant tam çapraz olmuyor. 4'lerde daha çapraz oluyor ama fark etmez. Neticede altlı üstlü vidaları sıkmaya başlamak her zaman lastiğin yerine daha iyi oturmasını sağlayacaktır sıralıya göre. Elle sıktıktan sonra yine bijon anahtarı yardımıyla vidalarımızı sıkmaya başlıyoruz. Zaten sıktıkça gördüğünüz gibi lastik yerine oturacak. Burayı sıktıktan sonra şimdi bir de buradan sıkalım. Sırasıyla. Yani sırasıyla derken çapraz. Buradan bir tane. Zaten buraları sıktıkça bu vidaların evet, şimdi çok fazla çekmiyoruz. Eğer çekersek kirikoyu devirebiliriz. Şöyle bütün bijonları sıktığımızdan emin olalım. Evet. Şimdi kirikomuzu indirebiliriz. Lastiğimizi değiştirdik, taktık. Tamamen sıkıldığından emin olmak için yine isterseniz bir destekle, isterseniz ayağınızla basarak bijonlarımızı tamamen sıkıyoruz artık. yolda açılmasını istemeyiz. Allah korusun. İşlem bu kadar. Evet, lastiğimizi değiştirdik. Şimdi birkaç tavsiyem var. Videoyu çekerken de söylemiştim. Şu eldivenlerden BİM'den 4 liraya aldım. Gayet de kaliteli. Yani bütün işlem boyunca hiçbir şekilde yırtılmadı, şey olmadı. Kirikoyu kaldırdım, bijon anahtarını çektim, takıldı sağa sola fakat oldukça sağlam. Bunlardan bir çift alıp muhakkak bagajınıza stepnenin içerisine koyun. İkincisi, bijon anahtarım kırıldı. Yola çıkmadan önce muhakkak bijon anahtarınızı test edin. Yani alın bir bakın. Patlamamış bile olsa lastiğinizi bir sökün. Tekrar yerine takın. Çünkü sizi de yarı yolda bırakabilir. Uzun yola çıktığınızda malum artık bahar geldi. Yaz kapıda. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Bu hastalıktan da kurtulduğumuzda birçok insan memleketlerine gidecek, tatile gidecek, uzun yola çıkacak. Dolayısıyla çıkmadan önce hiç kontrol etmezdim bijon anahtarını ama şu anda anladım ki bijon anahtarını kesinlikle kontrol etmek gerekiyormuş. Kırıldı çünkü. Yani bildiğiniz kırıldı. Kirikonuzu kontrol edin. Kiriko ile çünkü yaklaşık 20 dakika kadar uğraştım. Kiriko da açılmıyordu. Dolayısıyla yani size en önemli tavsiyem bijon anahtarı ve kirikonuzu kontrol edin. Bunun yolda bir yerde başınıza geleceğinizi düşünürsek elinizi yıkama fırsatınız olmayacak. Balata tozuyla vesaire muhatap olmamak için eldiven muhakkak stepnenin içerisinde bulundurun. Bir de ufak bir ipucu, birçok yerde bulabileceğiniz bir ipucu. Oldu da lastiği değiştirirken bijonlarınızı kaybettiniz. Düştü, hava yağmurluydu, rüzgarlıydı, karlıydı, gitti bir yerde bulamadınız. Diğer lastiklerden birer tane söküp o lastiğe takıp en yakın lastikçiye kadar gidebilirsiniz. Beni izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz ve videomu beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.